Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Tolga Arçok. Bugün sizlerle birlikte Revit ve Advanced Steel'in iş akışından bahsediyor olacağım. Çelik yapılar üzerine konuşuyor olacağız. Tabii sunuma başlamadan önce biliyorsunuz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre zarfında herkes kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda da herkese tekrar sağlıklı olmasını, kendine iyi bakması ve motivasyonunu güç tutmasını diliyorum. Dediğim gibi Revit ve Advanced Steel'in aslında iş akışıyla ilgili konuşuyor olacağız. Biraz kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Tolga Arçok, inşaat mühendisiyim. Yaklaşık 1,5 yıldır Proto Altar bünyesinde çalışıyorum. Burada ilgilendiğim ve çalıştığım konular yapısal mühendislik ve hesaplamalı tasarım, computational design dediğimiz kodlamalı tasarım üzerine çalışıyorum. Ve burada da Autodesk ürünlerinden, ana ürünlerinden Revit tasarım tarafında kullandığımız yazılımımız Revit'in Structure yazılımıyla ilgili çalışmalar, eğitimler vermekteyim. Dynamo yazılımımız var. Dikkat ederseniz onu koyu harflerle belirttim. Dynamo ilk başta Revit üzerine çalışan bir platform haline gelmişti. Bizim görsel kodlama yazılımımız diyebiliriz. Ve sunumda da bahsedeceğim Advanced Steel gibi yazılımlara veya farklı yazılımlar üzerine çalışmaya başladı. Ve Generative Design dediğimiz üretken tasarım. Yani siz bir takım tasarımlar oluşturuyorsunuz. Bu tasarımların çeşitlerini bilgisayara yaptırabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki örneğin işte bir mahal var. Bu mahalle sığması gereken insan sayısı var. Her insanın oturacağı alan belli, iş kaplayacağı alan belli. Bu alana kaç farklı çeşitli insanın yerleşim yapabilirsiniz gibi. Veya bir otopark yerleşimi yapacaksınız. Araçların belli alanları var. Onların komşuluk mesafeleri var. Bunları tanımlayarak çeşitli tasarımlar üretebiliyorsunuz. Ve bunun sonrasında aslında hem inşaat ve proje ofisinde, yapı proje ofisinde hem de sağ tarafında tecrübelerim oldu. Statik proje ofislerinde çalışmalar yaptım. Yine inşaat mühendislerin kullandığı yazılımlarla hesaplamalar yaptım ve sağ tarafında da proje yönetimiyle ilgili çalışmalarım oldu. Yine ilgi duyan arkadaşlar veya bağlantıya geçmek isteyen arkadaşlar var ise yine aşağıda linkin bağlantımı verdim. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız varsa veya merak ettiğiniz konular varsa yine görüş alışverişinde bulunabiliriz. Autodesk'in Revit Structure Profesyonel Kullanıcı belgesine sahibim. Ayrıca Autodesk'in Screencast diye bir yazılım var. Belki kullananlar vardır. Bu yazılımda sizler bir videoyu, işte yaptığınız bir çalışmayı video haline getirip bu paylaşımları arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz, site üzerine atabiliyorsunuz. Ben de burada yapmış olduğum kısa ufak trikleri Revit ile ilgili, Dynamo ile ilgili, farklı yazılımlarla ilgili onları paylaşıyorum. Takip etmek isteyen olursa oradan da bakabilir. Evet, webinarımızla ilgili bir takım hedefler belirledik. Yapacağımız işlemler aslında adım adım buraya yazdım. İlk başta şunu yapıyor olacağız. Revit oluşturmuş olan bir modeli biz export edeceğiz. Niye export edeceğiz? Bunu farklı bir yazılımda, örneğin Advanced Steel'de kullanmak için oraya aktaracağız. Yani bir export-import işlemlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Akabinde Advanced Steel içerisinde aldığımız Revit modelini, Revit'te oluşturulmuş, tasarımı yapılmış olan modeli biz detaylandırma işlemine geçeceğiz. Biliyorsunuz LOD seviyeleri var. LOD'si belli bir 300-400 seviyesinde olan bir statik modeli, taşıyıcı modeli, çelik modelini bağlantılarını ekleyerek, detaylarını vererek, bunların plakalarını, civatalarını, kaynaklarını ekleyerek bağlantılarını oluşturuyor olacağız. Ve bizim bu bağlantıları yapmış olduğumuz parçaların imara çizimlerini alacağız. Yani diyeceğiz ki şuradaki kirişlerin veya bütün plakaların bana işte parça parça veya işte ana parçaların veya o parçalara ait kesim listesi veya işte DXF dosyalarını, NC file'ları çıkarıyor olacağız. Ve akabinde detaylandırmış olduğumuz bizim aslında Advanced Steel modelini orada yapmış olduğumuz bağlantıların hepsini veya eklediğimiz bir kiriş elemanı varsa veya sildiğimiz bir eleman varsa bunları tekrar Revit modeline aktarmayı konuşuyor olacağız. Aslında mevcut duruma baktığımız zaman yani bir çelik yapının tasarımından imalatı ve uygulama kısmına geçildiği zaman şu anki var olan durum bu şekilde tanımlanabilir. Neler vardır? Bunun içerisinde bir tasarım evresi var. Bunun üzerine tasarım yapılmış olan model üzerinde detaylandırma ve imalat tarafı var ve yapım tarafı var. Yani orada sahada bunların projeye uygun bir şekilde yerleşimi var diyebiliriz.
Örnek vermek gerekirse ben burada statik modelimizden ürettiğimizi varsaydım. Revit'te oluşturmuş olan bir modeli siz detaylandırma ve imalat tarafına geçirdiğiniz zaman Revit'te bu işleri halledemiyoruz ister istemez. Yani Revit'te biz detaylandırma ve imalat tarafındaki teknik resim çizimleri alabiliriz ama tek tek veya çok zahmetli işlerle yapmamız gerekir. Bunun için siz de biliyorsunuz artık tek bir yazılımla bütün işlerimizi çözemiyoruz. Farklı farklı yazılımlar kullanıyoruz. Tek bir yazılımla artık zamanımızı geçiremiyoruz. Burada örneğin Tekla veya ProSteel gibi yazılımlar var. Revit'te oluşturulmuş olan modeli siz Tekla'ya veya ProSteel'e aktarabiliyorsunuz. Tabii aktarırken bunlar iki ayrı firmanın üreticisi olduğu için bu modelleri aktarırken zorluklar yaşıyorsunuz. Bunun için de şu anda geliştirilmiş ve geliştirilmeye çalışan bir dosya formatımız var. IFC diye geçiyor. Industry Foundation Classes. Bu dosya formatıyla aktardığımızda bu sefer elemanlar arası akıllılık diyelim veya işte elemanlar arası tutarsızlık oluşabiliyor. Yani orada eleman üzerinde herhangi bir editleme işlemi yapamayabiliyorsunuz. Eleman üzerinde yeni bir eleman ekleme, değiştirme veya bunu silme gibi işlemleri yapmak zor olabiliyor. Ve bu yüzden aslında bu süreç şantiyeye kadar, sahaya kadar aslında hep süreç sıkıntılı ilerliyor. Yani sahadaki detay kısmını, sahadaki arkadaş detay kısmını model üzerinde göremediğinden bu ileride başka disiplinlerle çakışmalara neden olabiliyor. Veya tam tersi detaylandırmayı yaptıktan sonra bu detayları hadi Revit'e at, Revit'e ekle dediğimiz zaman da geçiş çok zor. Yani burada dosya kayıpları olabiliyor, dosyalar bozulabiliyor, modelde eksikler çıkabiliyor vesaire vesaire. Bunu yönetmek zor olabiliyor. Peki çözüm ne? Ne yapmak lazım? Çözüm olarak şöyle düşünmemiz lazım aslında. Tasarımdan bizim tasarımı oluşturduğumuz programla beraber, modellediğimiz kısımla beraber imalatı düşünerek imalata kadar tek bir modeli kullanmamız lazım. Yani tasarım oluşturduğumuz modeli ben ele alıp bu model üzerine çalışmalarımı imalata kadar sürdürüyor olmam lazım. Tek bir, bütünleşik bir model olması lazım. Ve bu sayede eğer bu sistemi sağlarsak, yani tasarımdan imalata kadar tek model üzerine çalışıyor olursak, proje karmaşıklığı azalacak. Yani proje üzerindeki hatalar, anlama sıkıntısı, proje inceleme sıkıntısı daha azalacak. Interoperability dediğimiz birlikte çalışma. Yani aynı model üzerinde her detayı hem projeyi çizenin de hem de uygulayanın da birlikte görmesiyle birlikte verim artacak. Bu aksaklıklar, hatalar, kayıplar minimize edilecek. Hatalar azalacak dedik. Ve daha iyi proje koordinasyonu. Ya aslında BİM'in de amacı bu. Koordinasyon diyoruz. Yani bir proje üzerindeki tüm disiplinlerin bir arada çalışması, projeye vakıf olması diyoruz. Burada da dikkat edersek eğer daha iyi proje koordinasyonu bu şekilde sağlayabiliriz. Aslında bizim bu durumu şu anda geliştirmeye çalıştığımız ve üzerine konuştuğumuz durum bu şekilde düşünebilirsiniz. Nedir bu durum? Hedef durum. Revit'te yine tasarlıyoruz. Detaylandırma ve imalat tarafına geldiğimiz zaman Autodesk'in Advanced Steel diye bir yazılım var. Belki arkadaşlarımızın bazıları duymamış olabilir. Advanced Steel çok aslında önceden AutoCAD Structure Detailing diye bir yazılım vardı. Onun bir üstü diyebiliriz veya evrim geçirmiş hali diyebiliriz. Onun gelişmiş hali olarak düşünebilirsiniz ve Türkiye'de satışı 2015-2016 yıllarında gelmeye başladı. Ve bu süre zarfında da çok piyasada ister istemez kendini gösteremedi. Ama şu anda ve biz de bu Advanced ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya başladıktan sonra şunu gördük. Firmalar bunu kullanmaya daha yatkın olabiliyor isterse tabii. Veya işte kullanımı daha basit bir yazılım Advanced Steel. Zaten arayüzünden gösteriyor olacağım sizlere de. Bu nasıl çalışıyor? Autodesk'in geliştirmiş olduğu bu Advanced Steel Revit ile senkronize çalışabiliyor. Yani Revit'te kurulmuş olan bir modeli siz herhangi bir dosya veri kaybı yaşamadan, elemanlarda sıkıntı yaşamadan Advanced ile aktarabiliyorsunuz. Aktardıktan sonra da Advanced Steel'de detayları işlediniz, imalat çizimlerini oluşturdunuz. Sonra bu modelle ilgili siz bunları inşaat tarafına, saha tarafına da Navisworks, Field veya Point Layout gibi yazılımlara aktarabiliyorsunuz. Advanced Steel'in en güçlü özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Bizim çelik yapıların tasarımından imalata kadar olan aslında ürünlerimiz Autodesk tarafında Revit, Advanced Steel ve Navisworks diyelim. Bu yazılımlar birbiri arasında güzel çalışıyor şu an. Ve bu geliştiriliyor. Autodesk Advanced Steel'e yatırım yapıyor. Bunu da yine konuşacağız. Evet, biraz daha bahsedelim. Advanced Steel ne aslında? Yapım mühendisleri ve çelik detaycılar için özel olarak tasarlanmış. Onlara özgü bir, yani bir çelik projesiyle uğraşan, çelik detaycılarına göre oluşturulmuş olan bir programımız.
Özelliklerinden bahsetmek gerekirse yine Revit ve çift yön çalışabilirlik. Yani Revit ile çift yönlü dosya alışverişinde, model alışverişinde bulunabiliyoruz. Bu çok önemli. Özellikle BIM modelleri ürettiğimize göre BIM modelleri üzerinde bunları eklemek, çıkarmak, bir veri kaybı yaşamadan bunları oluşturmak önemli. Kompleks yapıların tasarımı. Biliyorsunuz Dynamo veya Revit'te siz amorf kütleler, özgün form oluşturabiliyorsunuz ve bunu oluşturduktan sonra da Advanced ile aktardığınız zaman bunun çelik bağlantılarında yapıyor olacaksınız. Yani bir kütle tasarladınız Revit'te. Bunu oluşturduktan sonra Advanced ile alıp Advanced ile bunların detaylarını işleyebilirsiniz. Bağlantılarını yapabilirsiniz, raporları alacaksınız vesaire. Hatta yakın bir zamanda Dynamo for Advanced Steel 2020, dediğim gibi Dynamo güçlü bir yazılımımız. TÜRES ürünlerinde aslında çoğu üründe kullanılacak olan bir yazılım gibi düşünebilirsiniz. İlk başta Revit'te başladı ama farklı farklı ürünlere gelmeye başladı ve Advanced'e de geldi yaklaşık işte 2019 Temmuz'da. Bu da şunu sağlıyor, yine Advanced Steel içerisinde bunu kurduğunuz zaman Autodesk'in account'ına gidip hesabınıza girdiğiniz zaman Dynamo diye search ettiğiniz zaman Advanced Steel filtrında göreceksiniz. Bunu kurduğunuz zaman arayüzde Advanced Steel ile Dynamo'yu birlikte konumlandırabiliyorsunuz. Modellerinizi kodlayarak, kurallar tanımlayarak çelik modelinizi oluşturabilirsiniz. Parametrik bağlantılar oluşturabiliyorsunuz. Parametrik connection'lar var içerisinde hazır. Bunları yapabilirsiniz veya custom connection yapabiliyorsunuz. Model detaylandırma ve çizimleri oluşturmasını yapabiliyorsunuz. Zaten önemli özelliklerinden bir tanesi. Malzeme listesi ve raporlar, yani projemde ne kadar şu üründen var, işte ne kadar civata var, ne kadar işte SM list var. Bunların hepsini dökebiliyorsunuz. Raporlar alabiliyorsunuz bunlarla ilgili. Bill of materyaller diyelim. NC ve DST file'ları oluşturabiliyorsunuz. Modellerle ilgili parçaların NC numerik kodlarını çıkartabiliyorsunuz. Dosya yönetimi, yani dosya içerisindeki bütün alınmış olan montaj çizimleriniz, single part çizimleriniz, plaka çizimleriniz, bu tip çizimlerin hepsini alıp bunların hangi elemanlarda olduğunu bunları görebiliyorsunuz. Revizyon kontrol yapmanız da mümkün. Yani bir çizim aldınız, çizimde model üzerinde gidilip bir değişiklik yapıldı. Örneğin civata sayısı değişti. Bunu hemen dosya yönetimi içerisinde zaten uyarı olarak göreceksiniz. Yani diyecek ki burada bir civatanın sayısı yeri değişti. Bunu update etmen gerekiyor. Update dediğiniz zaman oraya bir revizyon bulutu açıp onun üzerine de bir işleme yapıyor. Tabii şu var. Burada Advanced Steel ve Revit'i konuşturmak için Revit üzerinde bir add-on'a ihtiyacınız var. Plugin'e ihtiyacınız var. Yani Revit üzerinde görmeniz lazım o plugin'i. Bu plugin'de şöyle diyelim. Mevcut lisanslı müşteriler kiralama lisansı yapmış veya kalıcı lisansı olup mevcut aboneliği, mevcut güncellemesini devam ettiren müşterilerimiz Autodesk hesabına giriş yaptığı zaman bu sayfada ürünlerle ilgili güncellemeler var, update'ler var. Bu update'lere tıkladığı zaman yine search edip Advanced Steel diye search ettiği zaman filtreleme kısmından burada Advanced Steel Extension for Revit 2020 var. Bu aslında sizin Advanced Steel ve Revit'i birlikte kullanabilmeniz için gerekli olan bir plugin. Bu eskiden Autodesk'in App Store içerisindeydi. Yine onu gösteririm. Eski sürümlerde orada muhtemelen yeni sürümleri bekleyeceklerdir ama en başta bazı arkadaşlar bunu bulamıyor çünkü. Autodesk hesabınıza girip Product Update'den Advanced Steel ile search ettiğiniz zaman, Advanced Steel Extension'ı kurduğunuz zaman bunu Revit'in arayüzünde göreceksiniz. Zaten göstereceğim model üzerinde de. Bunu kurmanız gerekiyor. Bu önemli. Şimdi devam edelim. Evet, bundan sonra bir canlı demo yapacağız. Akabinde yine konuşuyor olacağız. Şimdi, evet, Revit modelimizi açtık. Bakın burada bir çelik elemanlarla oluşturulmuş bir Revit modelimiz var. Modelimizi kurduktan sonra yine konusu gelmişken hemen bahsedeyim. Bakın burada Autodesk'in App Store'a tıkladığınız zaman internet sayfası açılsın. Evet, burayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yine eğitimlerde bunu bahsediyoruz. Burada Revit veya farklı yazılımlarla ilgili kullanabileceğiniz bir takım pluginler var diyelim. Bazıları ücretli, bazıları deneme sürümü, bazıları da free olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin bakın Advanced Steel yazıyorum. Search edelim. Advanced Steel Extension 2018. Mesela 2018-2017 için şu anda mevcut ama 2020 için şu anda daha mevcut değil. Yani buraya koymamışlar ama siz yine Autodesk hesabından indirebilirsiniz. Aslında yine yapmış olduğu şey burada bahsediyor. Export Custom Profil Revit'ten Advanced Steel'e aktarabiliyorsunuz burada. Bunu bahsedelim. Şimdi gelelim tekrar Revit yazılımımıza. Şimdi
Buraya geldikten sonra ve Autodesk account'tan bunu indirdikten sonra hesabınızdan bu sekmeler içerisinde, Revit arayüzünün sekmeler içerisinde Edins diye bir bölümümüz var. Buraya tıkladığınızda sizin aslında kurmuş olduğunuz bir takım pluginler buraya gelecektir. Bazıları ayrı sekme halinde gelebilir ama Advanced Extension'ı bakın burada göreceksiniz. Bunun export, import, synchronization ayarlar ve bir takım bilgileri var kendi içerisinde. Bunlar nedir? Örneğin biz bir modeli export edeceğiz. Modelin hepsini export etmek istiyorsanız herhangi bir eleman seçmeden bakın export tuşuna basmanız yeterli. Veya siz sadece çelik modelin örneğin şu kısımdaki elemanlarını seçelim şöyle. Şunları export edeceksiniz. O zaman bu elemanları seçip yine Edins kısmından export dediğinizde model üzerinde istediğiniz bir kısmı da detaylandırabilirsiniz. Sonra bunu tekrar işleyip Revit'e geri çağırabiliyoruz. Ama herhangi bir şey seçili değilse eğer model üzerinde bunu otomatik olarak hepsini aktaracaktır. Burada örneğin ayarlar bölümü var. Burada ayarlar bölümünde bu modelleri eşleme yaparken yine göreceğiz. Revit'den modeli biz aktardığımızda Advanced ile Advanced'de değişiklik yaptığımızda buraya alırken kullanacağı kütüphane. Bu kütüphane üzerinde elemanları eşleştirecek, map edecek. Böyle durumlar var. Yine export ederken gridleri export etsin mi veya bu view ayarları export etsin mi gibi durumlar var. Yani size rapor verecek. Kaç tane eleman export edildi, edilmedi gibi bölümler var. Biz şimdi geliyoruz buradan. İlk başta bu Revit modelimizi, oluşturulan modeli export ediyoruz. Bakın geliyorum buradan export tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra burada bir ayarı var. Advanced Export ve bir farklı formatlarda. Advanced Export kalması tercih edilir. Şu anda en iyi export etme yöntemlerinden bir tanesi bu. Diğer formatlar da var. Bakın burada SDNF, JIS2 ve PSS gibi. Bu formatlar çok şu anda kullanılabilir durumu değil. Yani bu formatlara gönderdiğiniz zaman karşı taraftaki arkadaş açamayabilir, sorun yaşayabilir. Ama Advanced Export'ta kalması tercih edilebilir. Veya bir kütüphanesi de var. Kütüphaneyi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Okey deyip bunu okey dedim. Okey dedikten sonra örneğin şöyle masa üstüne geçelim. Şurada Revit Advanced Webinar diye ben ayırdım. Bunu bakın geliyorum dosyalarda Advanced Çalışma diye şuraya atacağım. İsmini de bakın RVT model diye yazdık ve SMLX diye bir formatı var. Bu format önemli arkadaşlar. SMLX. Bizim Revit'ten Advanced ile dosya formatına dosyayı aktarırken kullanacağı dosya formatı bu. SMLX. Bunu bu şekilde aktarıyorum. Bastım ve bitti. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Bu önemli bence. Şuradan gelelim bir. Dosyaları bir daha açalım. Şöyle masa üstüne bir gidelim. Şimdi dosyalarda bakın Revit dosyam var. Bu model az önce açmış olduğum model ve dosyanın boyutuna dikkat edin arkadaşlar. 7,4 megabayt civarında. Şimdi şuraya çıkarmış olduğum Revit modelinin bakın Revit modelinin export edilmiş hali Advanced ile bakın 6 kilobayt. Çok düşük. Bu çok önemli. Yani siz bunu isterseniz bir maille bile gönderebiliyorsunuz. Hani her WeTransfer'le falan hiç gerek yok. Direkt maille falan gönderebilirsiniz. Dosya boyu çok küçük. Bu çok önemli. Yani ben çelik tarafına aktarılan başka modeller görmüştüm. 100 MB, 300 MB, 500 MB'a kadar modeller var. Ve dediğim gibi Advanced ile bunu aktarırken bu extension çok iyi bir şekilde boyutunu çok küçültüp bunu aktarabiliyor. Bu önemli. Şimdi artık bizim aslında Revit'te yapacağımızı yaptık. Revit'te modelimizi kurduk, bunu tasarladık. Bunun exportunu yaptık. Şimdi Advanced ile geçiyorum. Advanced ile açtım. Advanced ile arayüzü bence önemli ve kullanım da basit. Aslında AutoCAD tabanlı. AutoCAD'deki bütün komutları kullanabiliyorsun. AutoCAD'i çok iyi kullanan arkadaşlar Advanced ile hızlı bir şekilde yol alabilir. Burada yapmamız gereken bizim bakın export import kısımları var. Burası önemli. Export import'ta bakın Revit için kendi içinde ayrılmış bölümü var. Navisworks için ayrılmış bölümü var. Ve diğer formatlar için de bir bölüm ayırmış. Yani Advanced Dil aslında farklı programlarla konuşması çok yetenekli. Revit de zaten birebir konuşmayı sağlamaya başladı. Navisworks'e direkt modeli aktarabiliyorsunuz. Yani detayları yapmış olduğunuz modeli direkt Navisworks'e aktarabiliyorsunuz. IFC import export yapabiliyorsunuz. Veya bakın direkt Advanced Export SMLX diye formatı da var. Bunu da şunun için kullanabiliyoruz. Advanced stilde siz eğer bir model tasarladıysanız bunu yine bu formatta aktarıp dışarıya Robot Structure yazılımını aktarabiliyorsunuz. Yani çelik modeli kurdunuz. Bunun hesaplarını yapacaksınız. Taşıyıcı sistem analizi yapacaksınız. Analizi yapıp tekrar buraya alabiliyorsunuz. Yani bizim Advanced stilin robotla, Advanced stilin Revit'le ve Advanced stilin Navisworks'le konuşması oldukça iyi. Şimdi geliyorum bakın buradan import tuşuna basıyorum. Revit modelimi alacağım. Zaten bakın SMLX olarak bunu alıyor.
Buradan gelip masa üstünden az önce çıkarmış olduğum dosyalar, çalışma, Revit modelini aç diyorum. Evet, bakın AutoCAD tabanlı program bunu açtı. Revit modelini açtı. Şöyle karşımızda dursun. Yine görünüm ayarlarını AutoCAD ayarlarımızı yapalım. Şöyle konseptüel olarak modelimi güncelledim. Evet, modelimi aldım. Örneğin bakın bir eleman seçiyorum. Bu aslında bir AutoCAD objesi gibi duruyor ama Advanced Tool nesnesi. Sağ tıklayıp bakın Advanced Properties deyip bunun hangi profile ait olduğunu burada görebilirim. W 14 14 145'miş. Hemen Revit'e geçiyorum bakın. Şu parçamız aynı eleman. W 14 145. Elemanların birebir geçtiğini görüyoruz. Bakın her bir parça sağ tıklayıp buradan Advanced Properties deyip bakabilirsiniz. Şimdi bizim bunu buraya aldıktan sonra tekrar şu kısma gelelim. Dediğim gibi AutoCAD komutlarının hepsini kullanabilirsiniz. AutoCAD nesnelerin hepsini kullanabilirsiniz. Bakın line komutu, bakın spline komutu, polyline komutu, poligon komutu. Bakın tıklıyorum, örneğin çiziyorum bakın bir şeyler. Şöyle yukarı doğru. F8'i açıyorum hatta bakın. Ve değerler giriyorum. 5000. İşte bunu seçtim mesela kopya yapabilirim. Kopya diyorum bakın şöyle. AutoCAD'deki bütün örneğin 10.000 elemanları atıyorum. Bakın L ile şunları çizdiğimi düşünün. Şuraya aktardığımı düşün kopyayla. Bakın şöyle aktarıyorum. AutoCAD'de bildiğiniz modelleme elemanı yapıyorum ve AutoCAD'le başlayıp bir proje. AutoCAD'le yaptığınız elemanlara bakın bazı komutlar var. Şimdi hepsine girmek istemiyorum. Çizgiden BIM elemanı çevirebiliyorsunuz. Bakın diyor ki bana yay veya çizgi göster. Bakın bunları seçtim şöyle. Sileyim mi diyor. Hayır dedim kalsın. Bakın otomatik olarak bunları değiştirdi. Hemen bunları çevirmiş oldum. Yani sizin çizmiş olduğunuz herhangi bir elemanı otomatik olarak bunları hemen Advanced Tool elemanına dönüştürebilirsiniz. Sonra bakın buradan gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. İşte bunları tekrar çizgi halinde gösterebilirsiniz. Yine buradan bir bağlantıdan şuradan çizebilirsiniz. Bakın şuralara. Sonra yine bunları bir elemana çevirebilirsiniz. Yine bakın geliyorum şöyle. Elemanları çevirebiliriz. Bunlar dediğim gibi AutoCAD'deki tüm komutları kullanabiliyorsunuz. Copy, Move, Flat Zone hepsini tıklayarak oluşturabiliyorsunuz. Şurayı şöyle bir silelim. Şimdi bizim dediğim gibi Advanced arayüzünde objelerimiz var. Yani modelleme elemanlarımız var, çizim komutlarımız var, işte bağlantı elemanlarımız var, kontrol kısımları var. Elemanlar arası içe girmişlik var mı, plaka bir yere hesaplanmış mı gibi. Numaralandırma, doküman yönetimi kısmı var ve bir takım ayarlarımız var. Aslında menü bu şekilde. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Bakın geliyorum. Objelerden şuradan örneğin bir tane bakın footing tekil temel elemanı ekleyeceğim. Betonarme. Bakın geliyorum AutoCAD'de zaten AutoCAD'deki gibi her şeyi söylüyor bana. Bir nokta tıklıyorum. Tıkladım. Ve tıkladıktan sonra bunun boyutlarını giriyorum. Örneğin şöyle girelim 900. Bakın altta da güncelliyor. Şöyle elemanın boyutlarını girmiş oldum. Mesela bu elemanı bunun altına tam ekleyeceğim. Elemanımı seçtim. Örneğin M enter yani move yapalım. Tam şunun orta noktasını bulacağım. Bakın şu noktadan şöyle geldim. Bir de şu noktadan şöyle getiriyorum. Tam şu kesimi yakalayacağım. Şöyle. Sonra F8'i kapatalım. Bakın tam bunun ayağının altına yerleştirelim. Bunun tam ortasını yakalamak için bakın geliyorum. Şu aslında not şurada. Göreceksiniz. Bunun üzerindeyken Shift ve sağ tuşuna basıp bakın buradan not diye bunun tam düğüm noktasını açıyorum. Şöyle getirdim. Bakın yakaladı otomatik olarak artık burayı. Şurası. Sonra tıklıyorum. Bu şekilde. Mesela bunu da seçtim. Copy dedim. Yine Shift sağ tuşa basıp notla şuradan yakaladım. Yine bunu da geldim notla şöyle attım. Şunları şöyle yerleştiriyorum. Bakın ikisini de buraya atacağım. Copy dedim. Yine buradan not tuşuyla yakaladım. Şunun altına gidip yine Shift ve sağ tuşa basıp düğüm noktalarını bunları bıraktım. Bu şekilde bunları yerleştirebiliriz. Şu anda biz bir betonarme tekil temel elemanı ekliyoruz. Yine sol tarafa doğru bakın bunları seçip yine copy ile şunları bir ekliyorum. Hatta bunları kopyalarken bakın durum çubuğunda array tuşuna basarak bunları arraylayabilirim. Toplamda şu üç tanesini atalım. Bir de kendisi var. Dört tane. Dört enter. Şuraya gelip sağ tıklayıp not deyip şunları şöyle atıyorum. Yine şurayı da seçip copy ile aktaralım. Bakın şöyle geldim. Evet. Burada AutoCAD'i göstermek için aslında size biraz daha bahsettim. Copy, Move komutlarını hatırlamak için. Şimdi gelelim artık Advanced Tool komutlarına. Örneğin şurada bir bağlantı yapacağız. Bunun için bizim
Advanced'ini sunmuş olduğu connection'lar var. Connection Vault diye geçiyor. Buraya tıklıyorum. Şöyle bir tane menü açıyor. Artıya basıp burada bakın benim kullanmış olduğum, programı sunmuş olduğu connection'lar var. Örneğin bakın bir tane connection, base plate. Şurada bir ok tuşumuz var. Buraya bastığınız zaman da bakın her bir bağlantının tarifi var. Örneğin bir base plate bağlantısı, bir kolon seçeceksin diyor ve açıklamasını yapmış. Örneğin farklı bir bağlantı bakalım. Örneğin şöyle bir bağlantı. Bakın kolon ve kirişin geldiği bir bağlantı. Birinci elemanın kolon, ikinci elemanın kiriş olacak. Profilleri, açıklaması ve bir takım ayarları var. Aslında bütün böyle connection'ları gezdiğiniz zaman hepsiyle ilgili bilgilendirme yapıyor program. Örneğin geldim. Base plate bağlantısı atacağım. Örneğin şu kolona. Şurayı gizleyebilirim artık. Kolonumu seçiyorum. Bakın AutoCAD'deki gibi hemen durum çubuğuna yazıyor. Seçtim. Konkret obje gerekiyor mu? Hayır. Zaten ben eklemiştim. Evet, bu şekilde bakın bağlantımı attım. Bağlantım bu şekilde yerleşmiş oldu. Bu bağlantı ile ilgili burada ayarlarımız var. Plaka kalınlığı, işte plakaların köşeleri, delikler, kullanacak ankraj elemanlarının boyutları gibi belkitme plakaları bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bakın library diye bir bölüm var. Burada örneğin sizin ne kadar farklı tipte base plate'iniz varsa onları buraya ekleyebiliyorsunuz. Örneğin mesela ben 4y4 diye bir şey eklemişim. Bu bağlantıyı eklemiş. Örneğin 1y'yi ekliyorum bakın. 1y'yi seçip onun burada oluşmasını sağlıyorum. Sonra program şunu yapacak. Diyecek ki 1y section, aslında amacı bu bunun. Bu section geldiği zaman otomatik olarak bu bağlantıyı atacak. Veya 2y bakın seçiyorum. Bakın şu orta kısımdaki flanşların diğer tarafındaki yani şu web kısımdaki plakalar buradan gitmiş oldu. Örneğin şöyle 1y'yi açtım burada. Evet, sonra kapatabiliriz bunu. Birinci elemanımızı attık bakın burada. Yine bunları biz diğer elemanları atmak için yine bu connection'lardan bakın geldim base plate dedim. Örneğin şu tarafa atacağım bakın. Seçtim, enter'a bastım. Bu şekilde yine o bağlantımı sağlamış oldum. Yine isterseniz space'e basıp bakın komuta devam edebiliyorsunuz. Space'e basıp son kalan komuttan devam edebiliyorsunuz. Veya yine Advanced'in kendi komutlarından Advanced Tool Palette'te bakın şöyle altını ekleyelim. Bunun içerisinde kendi komutları da var. Nedir mesela? Örneğin bir bağlantıyı kopyalamak. Bağlantıyı kopya diyorum. Bakın seçtim. Bağlantıyı seçiyorum. Okey dedim. Örneğin hangi kolona? Şu kolona. Arkadaki. Kolonu seçtim. Hayır dedim. Ve bağlantıyı attım. Bu şekilde ekleyebiliriz. Örneğin şuradaki bağlantıyı atalım. Bakın geliyorum şimdi. Base plate dedim. Yes dedim. Bakın bağlantıyı attım bu şekilde. Bağlantı. Yine bakın burada ayarları yapabilirim. Veya Properties'ten bakın bunları farklı bir yere çevirebilirim. Örneğin 1y yaptım bakalım ne oluyormuş. Bakın 1y yaptığımda bu bağlantı bu kolonun vektöründe. Bu kolon yönünde olduğu için bunun aslında plakanın düz olması lazım. 2y'ye bakalım. Bunu burada kullanamayacağım. Bunu görmüş oldum. 2y'ye bakıyoruz. 2y de bakın aynı. 3y h demişim. Bunu 3y horizontal olarak ayarladım. Yani plaka kolona her zaman yatay olarak bu şekilde bağlı olarak kalsın dedim. Bu şekilde bağlantı atabiliriz. Ayrıca Advanced Tool'da bence en önemli özelliklerden bir tanesi bakın. Şimdi benim şuradaki bağlantılarımı yaptım. Şuraya atmam lazım aslında. Onu da atayım. Şunu da gelip kopyalayarak atalım. Bakın geliyorum yine. Kopyaladım şu bağlantıyı. Hangi elemana? Bu kolona. Bunu da attık. Tek tek bunu yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bakın şunu yapabiliriz aslında. Şu bağlantıyı seçiyorum. Bağlantıyı seçtikten sonra bakın olması gereken kaç yerde var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunu seçtikten sonra bakın sağ tıklıyorum şurada. Propagate Join yani akıllı eleman gibi davranıyor bunlar. Bu bağlantının nerede varsa oraya gidip kendini yerleştiriyor. Şu an bitti. Bakın burada hepsi buraya atmış oldu. Yani sizin oluşturmuş olduğunuz bir bağlantı eğer bir tip bağlantıysa bu bağlantı otomatik olarak yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi geçelim başka bir bağlantıya. Örneğin şurada bir plaka bitim bağlantısı yapalım şurada. Saplama kolon ve kiriş bağlantısı var şurada. Hemen geliyorum buradan connection'lardan. Bunları favori olarak ekleyebiliyorsunuz. Yani benim şurada kullanmış olduğum bağlantıyı bakın bunları favorilere ekleyebiliyorum. Örneğin single site end plate kolonu seçiyorum. Enter. İkinci kirişimi seçiyorum. Enter. Bakın buraya da bağlantımı attım. Şöyle bakabiliriz. Yine bunların farklı farklı tiplerdesi var. Bunları ben kütüphaneye eklemiştim. Bakın bu şekilde dörtlü ve beşli olarak bunları ayarlayabiliriz. Örneğin şurada bir bağlantı yapalım. Bakın şurada
Kiriş kiriş bağlantısı. Bunun için gelelim şuradan. Bakın burada tüm bağlantıları kategorize etmişler. Örneğin buradan geliyorum. Shear plate, kesme plakası bağlantısı diyelim. Bakın seçtim. Enter. Ana eleman, ikinci elemanı seçtim. Ve bağlantıyı buraya atıyorum. Bakın şuralar. Şu kısım. Yine bunun da eğer kütüphanede farklı şekilde oluşturulmuş tipleri varsa bunları da burada görebilirim. Örneğin bir de şu çift olarak atalım. Şurada. Bakın şuraya atacağım bir tane bağlantı. Geliyorum bu sefer. Bu sefer double site. Bakın geliyorum. Şu biraz daha açarsak eğer. Double site end plate. Yine burada bakın dediğim gibi şu kısımları açtığınızda size fikir verecektir. Bakın şunlar. Şöyle bağlantılar. Ana kiriş, sonra saplanan birinci ve saplanan ikinci olarak kirişleri seçip bırakacağız. Bakın seçtim. Şurayı gizleyebiliriz artık. Ana elemanım, enter, birinci kirişim ve ikinci kirişim. Şöyle bağlantılarımızı bu şekilde atabiliriz. Ayrıca bu bağlantıyı örneğin şunu da yapabiliriz. Bakın bağlantılara daha yakından bakmak için örneğin şu görünümde tam şuradan bakalım. Enter enter yapıyorum bunlara. Bakın bağlantıyı bu şekilde ayırabiliriz. Modelin bir kısmını sadece görmek istiyorum. Bu bağlantıyı sadece özelleştireceğim. Yine etrafındaki bizim connection box'ları seçip advanced joint dediğim zaman kütüphanede eğer varsa bunun farklı bir çeşidi bunu da ekleyebilir. Mesela daha ufak bulonlarla, cıvatalarla plaka kalını daha az olan ve daha fazla sayıda elemanlarla bunu sağlamış olduk. Evet, modeli tekrar hepsini görmek için buradan tüm modeli göstermeyip modeli geçebiliriz. Evet. Mesela şurada yapmış olduğumuz bakın bir bağlantı çeşidi var. Bu bağlantı aslında bu arkada da var. Sonra burada da var. Burada da var. Bunları tek tek yapmayacağım. Bakın seçiyorum bağlantıyı. Sağ tıklayıp propagate diyorum. O gidiyor. Bu bağlantı nerede uygunsa eğer onları hesaplıyor. Bakın yaptı burayı. Şunlar bakın. Kısımlar. Üst katlarda var. Bakın şuralar. Kısımlar, üstler. Arka taraflar var. Bakın şuralar. Bunların hepsini otomatik olarak yapmış oldu. Şimdi ben tabii bunun bütün bağlantılarını burada göstermeyeceğim. Bunun bitmiş modelini açacağım. Artık bağlantıları yaptıktan sonra bunun üzerine farklı kısımları konuşacağız. Bu burada kalsın. Open deyip şurada Advanced Till Final diye bu modelin bitmiş halini açıyorum. Bağlantı eklemeyi birazcık göstermiş oldum. Şimdi bağlantıları ekledik. Bakın benim burada eklemiş olduğum bağlantılar. Örneğin seçiyorum bir tane plakayı sağ tıklayıp Advanced Joint Properties dediğim zaman Single Site End Plate, işte kütüphanede bunun hangisi kullanılabilir, bunları değiştirebilirim. Bunları görüyorum. Bakın burada başka bir bağlantı var. Şurada. Bakın şöyle. Herhangi bir eleman seçiyorsunuz bağlantıdan sağ tıklayıp Advanced Joint dediğin zaman bu bağlantının Properties'ine gidiyorsunuz. Yine burada bir hanç bağlantı yapılmış cıvatalı. Bunları burada görmüş oldum. Örneğin şunu da yapabiliriz tabii. Bu bağlantılarla ilgili şunu da bildirmekte fayda var. Örneğin şu bağlantıyı bakın seçip tekrar şöyle yapalım. Burada bakın joint design da var. Yani bu bağlantının belli yükler altındaki hesabını da kontrol edebiliyorsunuz. Bunun Amerikan Çelik Yapı Enstitüsü'ne göre veya Eurocode'a göre hesaplatabiliyorsunuz. Örneğin buraya göre diyelim. Belli bir yük verelim örneğin buraya. Belli bir Newton. Yaklaşık işte bir 1000 Newton diyelim şöyle. Check diyorum. Bakın bununla ilgili bir okey check dedi ve rapor hazırlıyor size. Bakın burada işte conditionlara bakmış, gerilmelere bakmış. Bakın burada kapasitenin çok az altındasını kullanıyoruz. Daha çok yerimiz var. Kaynakla ilgili kaynak uzunluğuna, kaynak boyutlarına bakmış. Bunları burada raporlayabiliyoruz. Veya başka bir Eurocode'a göre. Örneğin 5000 Newton bakın. Bir değer verdik. Check dedim örneğin. Yine bakın bir rapor alıyorum buradan. Bununla ilgili de bakın burada raporu burada sunuyor. Kaynak kalınlığı örneğin 6 milimmiş. Bu kurtarmış. Mesela kaynak kalınlığı düşürsek muhtemelen kurtarmayacaktı vesaire. Yine bunlarla ilgili de bağlantılarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hem Eurocode'a hem de diğer birime göre. Şimdi devam edelim. Örneğin elemanları detaylandırma kısmında bizim arayüzde dediğim gibi bağlantılar var, detaylar yapabiliyoruz bunlarla ilgili. Portal frame'ler var, çapraz elemanlar var, merdivenler var veya korkuluklar var. Örneğin bakın bir korkuluk oluşturalım. Korkuluğa basıyorum. Korkuluğun hangi elemanlar üzerinde geleceğini ayarlıyorum. Bakın şöyle. Sonra sağ tıklıyorum ve bunun başlangıç noktasını veriyorum. Örneğin şurada.
Şuralarda. Bakın buraya gelip sağ tıklayıp yine bir mid point'le şurayı yakalayabiliriz. Yine bitiş noktasını ayarlayalım şuradan. Şu noktaya geldim. Yine buradan mid point'le bu kısmı verdim. Ve no dedim burada da. Herhangi bir offset vermeyeceğim. Bakın bu şekilde hemen korkuluğumu oluşturmuş oldum. Yine bununla ilgili bir kütüphaneniz varsa bunları değiştirebiliyorsunuz. Veya şu postlarla ilgili hangi elemanı kullansın veya yerleşim yapabilirsiniz. Bunun yerleşimini gösterebilirsiniz. Örneğin yerleşiminde bakın burada çakışma varsa bunların burada offsetlerini ayarlayabiliriz. Örneğin şöyle 500 diyelim. İlk uçtan ve diğer tarafı da son uçtan da bir 500 milim gelsin. Bakın şu şekilde bunları ayarlayabiliriz. Buradaki kickrail'lerle ilgili yani şuradaki korumalarla ilgili kısımları ayarlayabiliriz veya bunları kaldırabiliriz veya bunların hangi plaka haline geleceğini ayarlayabiliriz. Bakın bunları buradan kaldırabilirim. Bu dikmelerin yani postların nasıl yerleşeceğini ayarlayabilirim. Bakın kaynaklı mı yerleşsin, işte civatalı mı yerleşsin. Şu an bakın kaynaklı yerleşimi sağladık. Şuraya koymuş olduk kaynakları. Şurada. Veya plaka ve kaynak olarak bunları sağlatabiliriz. Bakın bu şekilde. Şöyle kalabilir. Ve yine şuraya gösterelim. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Örneğin L-Enter'la bir şey çizelim şurada. Bakın şöyle bir şey çizdiğimi düşünün. Bunları da hemen Advanced stil elemanlarına çevirelim. Bakın şöyle çevirelim. Normalde HA 100'lük bir elemana çevirdi. AutoCAD'den yine MA Enter'la, Mesh Prop'la örneğin şu profili şunlara oldurtabiliriz. Oldurduktan sonra tekrar mesela bakın bir korkuluk çiziyorum. 3 parçaya, 3 parça üzerine. Bakın geliyorum. Şu noktayla, örneğin şu nokta. Ve korkuluğumu oluşturuyorum. Yine ayarları yapabilirim. Şurada göstermemiz gereken bir durum var aslında. Şunu seçip mesela şu noktayı biraz çekiştirdiğim zaman dikkat edin. Burada bu aslında korkuluk bu elemanlar üzerine sabit. Ve bu elemanların yeri değiştiği zaman, boyu kısaldığı veya uzadığı zaman, yeri değiştiği zaman ona göre kendini ne yapacak? Hemen güncelleyecek. Yine bunları da şuradan birleştirebiliriz. Evet, bu şekilde bunu da burada göstermiş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi tabii biz artık elemanların çizimlerini alacağız. Bunların çizimlerini alırken ilk önce yapmamız gereken aslında bu elemanın hangi numaralı olduğunu. Yani bir poz numarası var aslında bunların. Bunların numaralandırma işlemleri var. Bunları yapıyor olacağız. Bakın burada numbering diye bir bölüm var. Buradan numaralandırma işlemi yapabiliyorsunuz. İşte single partlar neyden başlasın, ne kadar arayla gitsin. Assembler, montaj parçalar kaçtan başlasın, kaç arayla, ne kadar mesafeyle gitsin. İsimlendirmesini yapabiliyorsunuz. Örneğin bu şekilde 1000'le birer birer, 100'le birer birer montajları 100, partları da 100, 1000 olarak ayarladım ve okey diyorum. Okey dedikten sonra bu bütün benim projemdeki parçaların numaralandırmasını yap. Bakın şu numbering diye bir şey getirdi şuraya. Bunu da açtığım zaman bakın şu aslında. Numbering main part bizim montaj parçaları örneğin şunlarmış. Bakın seçince de burada bunları hemen markladı. Hemen bunları bakın göster. 12 tane W2157'ymiş. Ve bunların poz numarası yani markı 100'müş. Mesela başka şunlar varmış. Bakın şurada. Bunların da hepsinin 101'miş. Ana montaj ismi ve 7 taneymiş. Bunları görebiliriz. Yine single partlar var burada. Bir sürü single part var bakın bunun içerisinde. Plakalar var. Diğer parçalar var. Bunlara ayırmış gibi. Bunların numaralandırmasını da yaptık. Tekrar şunların hemen clear yapalım. Şuraları gizleyelim görüntüsünü. Sonra geçiyorum artık bunların bir montaj çizimi almaya, işte bunların plakaların çizimlerini almaya gibi gibi. Örneğin şurada gelelim bizim şu iki parçanın bakın çizimini alacağım. Seçtim iki tane parça, şu iki parçayı seçtim. Şöyle parçalarımız var. Bu iki parça seçtikten sonra artık bizim bunları indirelim, şunu da kapatabiliriz. Drawing Process kısmından biz bunların imalat çizimlerini alabiliyoruz. İki tane seçtiğim parça. Şurayı biraz daha açalım. Örneğin single part selected, single part all, assembly selected. Örneğin seçtiğim bu iki tane parçanın montaj çizimini alacağım. Tek bir sayfaya bakın basıyorum. Bunların isimlendirilmesi montajlar yüzden başlasın dedim ve okey diyorum. Bu gidiyor arka planda bütün bu parçanın ve bu parçaların çizimlerini oluşturuyor ve burada bakın bir not haline bunu düştü. Bunu görmek için de bu çizimi görmek için Document Manager dosya yönetimine gidiyorum. Detaylara gidip bakın şu benim aslında Sheet 100 dediğim yüzle başlatmış olduğum, ismini vermiş olduğum parçanın görüntüsü. Bakın bunlar. Bunu da sağ tıklayıp veya çift tıklayıp Open Drawing deyip
Bu çizimi açabiliriz. Bakın. Birisi 114'müş poz numarası. Biri de 115'miş bunların. 114'ten 2 tane varmış. 115'ten de 2 tane varmış. Bakın burada bunun yine bond listesini görebilirsiniz. Uzunlukları, toplam ağırlıkları, parça ağırlıkları, her bir parçanın ağırlığı, 114 elemanını oluşturan parçalar, 115 oluşturan parçalar ve toplam değeri de burada görebiliriz. Bunların hepsi modelden çekildi. Bunları şimdi kapatıyorum. Veya tekil parça. Örneğin şu parçayı seçtim. Arkadaki parçayı seçtim. Bir de şunu alalım mesela. Bunları seçtim. Bu sefer single olarak seçimli çizimlerini alacağım. Geliyorum. Single part selected. A1. Burada dinlen başlasın deyip OK diyorum. Bu gidiyor. Şimdi bu üç parçanın da bana çizimlerini oluşturuyor. Evet, oluşturdu. Yine dosya yönetimine gidip buradan bakın şu bin diye benim vermiş olduğum ve A1'e çift tıklayıp açalım artık. Bu da benim az önce açmış olduğum 1008, 1010 ve 1023 parçaların çizimlerini burada görebiliriz. Yine bunlardan da 1008'den 6 tane bu assembly'de, 1010'dan 5 tane bu assembly'de ve diğerlerini de burada görebiliriz. Bunlar kapatalım şöyle. Evet. Plakalara bakalım. Mesela örneğin bir tane plaka seçiyorum bakın. AutoCAD'den kullandığınız ve bildiğiniz komutu sağ tıklayıp Select Similar yani benzerlerini seç. Bakın bütün plakaları seçtim aslında projedeki. Plakaları seçtikten sonra Single Part Selected bütün bu parçaların bana çizimlerini ver. Örneğin bu da 1000'den başlasın yine. OK diyorum. Gidiyor benim seçmiş olduğum bütün plakaların çizimlerini çıkartıyor. Evet, çıkarttı 1001 diye ismi. Yine bunun çizimlerini görmek için gidiyorum. Bakın 1001 tek bir dosyada çift tıklayıp açalım. Şunlarmış. Bütün benim seçmiş olduğum plakaların çizimleri bunlarmış. 1018'den 26 tane varmış. Plakanın ismi buymuş. Üzerindeki malzeme ve ölçüleri. Burada diğer tablosu var. Başka başka elemanlar. İşte 1073, 1043, 1045, 1049 gibi gibi. Burada her bir eserde ne kadar oldu? 1018 mesela 26 taneydi. Toplam 5, 16, 5, 20, 26 yapıyor. 106, 107 ve 122 montaj parçalarındaymış. Onu da buradan görmüş oldum. Yine bu plakaların, yine plaka seçelim bir tane. Bakın yine buradan selectledim. Plakaların bizim numerik kod çizimlerini alacağım. Değerlerini alacağım bakın. Seçtim. NC'ye bastım. Ve oluşturdu. Yine bunlara bakın geliyorum. Dosya yönetiminden, Document Manager'dan. Geldim. Şuradan gelelim. Bakın. NC file'lar şu. 1018. Ve bunun burada bakın numerik kod olarak değeri var. Bakın böyle gitmiş. Hatta bakın 26 taneydi 1018. 1037, 32 taneymiş. Bunları anlayabilirsiniz. PL19'muş. PL25, PL25 her bir plakanın bunun numeri kodunu buradan alabiliriz. Yine seçiliyken bakın DXF çizimlerini de alabiliriz. Açılımlarını bakın tıkladım. Şimdi oluşturuyor arka planda. O da bitti. Yine Document Manager'dan DXF 1018 mesela bakın şu parçaymış. 1037, 1038. Her bir parçanın yine burada açılımında görebiliriz. Listeler alabiliriz. BOM listesi. Örneğin şunları biraz daha gizleyelim. Bakın BOM listesi, template'ler. Nedir bunlar? Örneğin bakın BIM listesi veya en baştan bakalım. Assembly list. Yani projemdeki bütün assembly'lerin listesini dökecek. O assembly'nin numarası ne? İçerisinde hangi parçalar var? İşte ağırlığı ne kadar? Uzunluğu ne kadar? Vesaire vesaire. Şimdi onu döküyorum. Tabii bunlar özelleştirebilir. Bakın bir rapor çıkardı bize. Bizim 100 olan assembly'nin 12 tane olduğu üzerinde 1004 ve 1037 diye parçaları varmış. 1 ve 2 adet etmiş. Bunların uzunlukları, malzemesi, ağırlıkları, toplam yüzey alanı vesaire vesaire. Her sayfada bakın bunların alt alta yerleştirmiş ve toplamda da şu kadar ağırlık olduğunu ve toplam kaç parça olduğunu da buraya yazmış. 49 tane bizim parçamız varmış, montaj parçası. Bunları kapattım. Veya örneğin başka bir şey bakalım. Örneğin civata listesi. Bakın bunu açıyorum. Projedeki bütün civataları bize dökecek. Hangisinden kaç tane var, uzunluğu ne, çapı ne vesaire, ağırlığı ne kadar bunları dökecek. Bakın projede kullanılan adetler, hangi civataların kullanıldığı,
Parça sayısı, cıvata sayısı ve toplam ağırlığı. Bunları alabiliriz. Başka çizim listeleri oluşturabiliriz. Malzeme listesi, kesim listesi. Bakın resimlerle birlikte parçaların kesim listesini alabiliriz buradan. Evet, bakın çıkardı. 1000, 1012, 1003, 1005 adetleri, hangi parça olduğu, bakın burada yazıyor. Hepsini resimlerle birlikte çıkarmış. 124 tane de bu. Örneğin 1000 listesi var. Onların da şimdi listesini döküyor. Evet, bunlar. 16 tane, 26 tane 1001 vardı. 1002'den 15 tane. Toplamda da yine 124 tane ve 73 bin ton kilogram listesini döktü. Evet, şimdi bunları aslında burada oluşturduk. Artık bizim yapmamız gereken buradaki bağlantıları bizim Revit tarafına göndermek olacak. Yani bizim burada kullanmış olduğumuz bağlantılar, birleşimler, yeni elemanlar ekledik, bakın bunları. Bunları Revit'e aktaracağız. Şimdi geliyorum, bu modeli export diyorum, bakın buradan. Revit'e export diyorum. Örneğin bunun ismine de gelelim şurada çalışmaya. AS Final veya AS Revit diyelim şurada. AS Revit. Advanced Revit'e. Bunun da bir export işlemi var. Onu da yaptık. Yine SMLX olarak bunu çıkarttı. Save ettik ve bitirdik. Şimdi artık geçiyorum Revit tarafına. Revit'e geçtik. Bizim Revit tarafında modelimiz bu şekildeydi. Şimdi geliyorum Advanced Steel Extension'dan. Şimdi tekrar bakın buradan Import değil, Synchronization diyorum. Aynı modeli kullanıyorum. Aynı modelin farklı kısımlarını kullanıyorum. Yani farklı eklenmiş kısımlarını kullanıyorum. Buradan Load deyip az önce çıkarmış olduğum Advanced Steel Revit. Bunu seçiyorum ve aç diyorum. Aç dedikten sonra bakın bir liste döktü. Şöyle bir liste. Yine buradan bunu filtreleyebiliriz. Örneğin hepsini temizleyip örneğin plakalar eklenmiş mi? Bu değiştirilmiş mi? Bunları tek tek sorgulayacağım. Örneğin bakın biz footing eklemiştik. Eklenmiş mi diye bakıyorum. Bakın şunlar eklenmiş. Bunları seçiyorum. Bunları artık projeme uygula diyorum. O gidiyor ve Advanced Steel modelindeki footingleri seçip onları tekrar benim Revit modeline getiriyor. Başka mesela kirişler eklenmişti bizim tarafta. Yeni kirişler, yani o merdivenin pardon korkuluğun kirişleri. Onları seçtim. Bakın şunlar eklenmiş. Bu kadar parçaymış bunlar. Bunları seçtim. Apply dedim. Evet, bakın bazen şu durumlar olacak. Yani orada kullanılan profil burada tam karşılığı olmayabilir. Mesela benim projemde şu anda bu famililer varmış. Bunlardan hangilerini eşleştirmek istiyorsun diyor. Map etmek istiyorsun diyor. Şimdi burada kullanılan bir dairesel kesitli bir profil olarak düşünelim. Bunun benim Revit'te yüklemem lazım. Bunu kapatıyorum bakın şu anda. O boyutlarda yaklaşık bir family yükleyeceğim. Bakın Load dedim. Yine bizim kütüphanemiz vardı. O kütüphaneyi tarıyordu settings'te. Buradan geldim. Structural Framing, Steel. Buradan geliyorum. Bakın Roundbar, Open dedim. Projemde kullanabileceğim şöyle yaklaşık boyutları seçip OK diyorum. Ve buna da evet diyelim. Tekrar bunları seçip Apply dedim. Şimdi şurada kullanılan 42,4'lük bir çapta veya yarı çapta bir parçam var. Bunu gelip bakın geliyorum Roundbar'la bunu eşliyorum. 42,4 yaklaşık 42,86. Örneğin şunu seçtim. 33,7. Bunu da buradan eşliyorum. 34,93 gibi bir şey olsun ve OK dedim. Ve şimdi bakın dikkat ederseniz o profilleri olması gereken yerlerine yerleştirmeye başladı. En son bittiğinde buranın temiz olması lazım. Bu şekilde bittiğini görmemiz için. Başka plaka eklenmiş mi? Bakın plakalar vardı. Bizim şunların altlarında plakalarımız vardı. Yine bunları eklemeye başladım. Bakın altları donmaya başladı. Bakın şöyle dikkat edersek bunların altları donmaya başladı. Yerleşiyor. Evet, plakalar da yerleşti. Şöyle. Son kısımda artık bizim bakın connection'ları da apply diyorum. Hepsini seçtim. Bu kadar connection kullanmışız. Ve bunların da güncellenmesini bekliyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bazen bu şekilde çiyan renginde yanıp sönecek. Bu bütün elemanları aslında şu an o connection'ları tek tek tarıyor.
ve bakıyor. Advanced Tilde o bağlantı var mı? Var. Örneğin bakın şurada bir bağlantı geldi. Yeni geldi daha. O bağlantıları geziyor. Yani Advanced Tilde bizim oluşturmuş olduğumuz bütün o bağlantıları tarayıp onları tek tek Revit modeline eşlemeye başlıyor. En son bittiğim gibi ekranınızda şurada herhangi bir connection işareti kalmayacak. Bu temizlendiği zaman bütün connectionlarınız oradan gelmiş olacak. Bakın burada bağlantılar gelmeye başladı, şu kısımlar. Yine şuralar gelecek. Bizim şurada kullanmış olduğumuz end plate'ler gelecek. Tek taraflı. Bakın devam ediyor yanıp sönmeler. Şöyle modelimizi çevirelim. Evet, şu kısımlarda. Mesela şuralara bağlantılar var. Onlar gelecek. Bakın geldi hatta. Yine bu kısımda bağlantılar var. Şuraların gelmesi gerekiyor. Evet, modeli tarama işlemi devam ediyor. Bakın burası da geldi şimdi. Kaynaklar falan hepsi yerleşmiş durumda. Evet, herhalde az kaldı. Evet. Burayı kapatabiliriz artık. Bakın bütün artık benim kullanmış olduğum bağlantılar buraya gelmiş oldu. Ve bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Burada seçmiş olduğum Revit'teki bağlantı da biz Revit'te biliyorsunuz connection de ekleyebiliyoruz aslında. Bunların hepsi de aslında şu an parametrik. Yani burada kullanılan parça da bizim birebir şu an hala canlı bir şekilde herhangi bir kopma olmadan elemanlar arası bilgi alışverişi devam ediyor. Bütün bu bağlantıları da aslında burada aktarmış olduk. Hatta şöyle açtığımız zaman bakın bağlantıyı da burada görebiliriz. Evet, aslında Revit modelimizi oluşturmuştuk. Buradan o modeli biz Advanced ile aktardık ve Advanced içerisinde detayları, çizimlerini ve bir takım raporları aldık ve o raporlara göre de oluşmuş modeli tekrar Revit'e entegre ettik. Bakın burada kullanılan bağlantılar. Evet, bunu bir aşağı alalım. Şurayı da aşağı alalım. Tekrar sunumdan biraz devam edeceğim. Evet, webinarla ilgili bilgilendirmeleri yapıp sunumu kapatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi webinarların biz kayıtlarını alıyoruz. Proto Altar YouTube kanalından bunları izleyebilirsiniz. Yakın bir zamanda bunların kayıtları oluşturulup orada paylaşılacaktır. Ve ayrıca bizim Proto Altar, Proto Eğitim Merkezi diye search ettiğinizde Google'da eğitimlerimizi görebilirsiniz. Buradaki Advanced Revit veya farklı yazılımlar, Dynamo ile ilgili eğitimleri görmeniz mümkün. Yakın bir zamanda bir de Türkiye'deki ilk Platinum Partner olmayı gerçekleştirdik. Ve Proto ve Altar birleşimi sağlayıp hem imalat hem de inşaat tarafındaki firmalara destek veriyor olduk. Ve bunun yanında Service Provider Select dediğimiz Autodesk'in en iyi hizmet sağlayan, servis sağlayıcı sağlayan bir durumu haline gelmiş olduk. Ve webinarla ilgili olarak bahsetmiş olduğumuz ürünler Ace Collection paketinden de bahsedelim. Bahsetmiş olduğumuz ürünler bu paket içerisinde mevcut. Yani Autodesk Revit zaten ana ürünümüz. Bizim tasarım tarafında kullandığımız yazılımımız ve Advanced Dil. Bunu da bahsettim. Dediğim gibi Advanced Dil eskiden ayrı satılıyordu. Ayrı yazılım olarak kullanılıyordu ama şu anda paket içerisinde olduğu için bunu hızlı bir şekilde kullanmaya da başlayabilirsiniz eğer elinizde paket mevcutsa. Buna ek olarak Advanced Dil'in sol tarafta QR kodunu paylaştım. Buradan indirip deneme sürümünü 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz ki yakın zamanda zaten Advanced Dil'in 2021 versiyonu çıkacaktır. Bunların yeniliklerini görüyor olacağız.
Ve modellerle ilgili setleri de paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Yine kendinize bir araba bakarak gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Sunumun başında bahsettim aslında. E-mailimi paylaştım sizlerle. Oradan da yazabilirsiniz veya linkin üzerinden de görüşüyor oluruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sunumu bitirelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim herkese. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.